milyonlara güzel haber geldi. Torba yasada sürpriz bir madde ortaya çıktı. O borçların tamamı faiziyle birlikte silinecek. Milyonlarca vatandaşı heyecanlandıran haber geldi. Meclisteki 80 maddelik torba yasada sürpriz bir madde ortaya çıktı. Torba yasadaki 54, güncü maddede genel sağlık sigortası, GSS borçları faiziyle birlikte tamamen silinecek. GSS prim borçlarının silinmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş derin bir oh çekecek zorunluluk getirilmişti. Genel Sağlık Sigortası'na, GSS, 1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle prim ödeme zorunluluğu getirilmişti. Genel Sağlık Sigortası'nda kapsam dışı kalanlar, çalışanlar ve çalışmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Sigortalı çalışanların primlerini işveren ödediği için borç doğmaz ancak çalışmayanların kendi primlerini dışarıdan ödemeleri gerekiyor ve bu nedenle de her ay sigorta borcu çıkabiliyor. 1 milyon 800 bin kişinin borcu silinecek. Torba yasa teklifindeki 54. madde kapsamında GSS prim borçlularına af gelecek. Böylelikle 1 milyon 800 binden fazla kişinin genel sağlık sigortası borcu silinecek. Devlet 1 milyar 835 milyon 604 bin liran alması gereken GSS prim borçlarından vazgeçmiş olacak. Faiziyle birlikte silinecek. Birikmiş büyük borçlar olduğunu belirten sosyal güvenlik uzmanı, SGK İsa Karakaş, torba kanunda yer alan sürpriz madde ile ilgili konuştu. 1 Ocak 2024 tarihine kadar birikmiş GSS prim borçları ile birlikte borçların faizleri ve gecikme cezaları tamamen silineceğini belirtti. Bu zamana kadar en büyük af düzenlemesi olduğunun altını çizen Karakaş, 1 Ocak 2024'e kadar olan tüm borçların, hem prim tutarı hem de gecikme cezalarının tamamen silineceğini söyledi. GSS borcu neden olur? Aylık gelirin asgari ücretin üçte birini aşıp aşmadığı gelir testi ile tespit edilir ancak gelir testi yaptırılmadığında her ay ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin yüzde üçü tutarında GSS prim hesabına borç yazılır. Bu nedenle de GSS prim borcu birikir. GSS borcunu zamanında ödemeyenlerden, SGK icra veya haciz yoluyla borcu talep edebilir. Eğer borcun yalnızca bir kısmı ödenirse sağlık hizmetlerinden faydalanılamaz. GSS borcu nasıl sorgulanır? GSS borç sorgulama işlemini internet üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet üzerinden GSS sorgulama sayfasına girdikten sonra tescil ve borç sorgulama işlemi yapılmaktadır. GSS-AFF-NDA-N kimler yararlanacak? Aftan 1 Ocak 2014 öncesi GSS prim borcu olanlar yararlanacak. Af kapsamında da ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammının tamamından vazgeçiliyor.